Evet, merhaba sevgili canlar dostlar. Ben Cem Kervan, bu hafta Güzel Kokulu Yağ adlı bir semah paylaşmak istiyorum sizinle. Semahları çok seviyorum farkındaysanız. Ve ileride inşallah semah ekibi bunları dönebilecek. Sizinle paylaşmak istiyorum ileride inşallah. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Pek yakında bu çaldığım semahları, deyişleri, türküleri, ağıtları filan stüdyo kaydı olarak, yani daha güzel böyle değişik enstrümanlarla birlikte kaydediyorum ve size paylaşmak istiyorum. Haber vereceğim zaten, yani şu tarihte şu türkü, şu sema, şu deyiş çıkacak diye haber vereceğim sizlere. Hem teşekkür etmek istiyorum, yani her hafta izliyorsunuz, yorum yazıyorsunuz, İşte abone oluyorsunuz, beğeniyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Evet, güzel kokulu yağ. Yani konumuz şu. İsa Betanya'daydı. Daha önce cüzamdan muzdarip olan Simon'un evindeydi. Demek İsa onu iyileştirdi, şifa vermişti. Daha önce cüzamlı bir adam idi Simon. Onun evinde sofrada otururken, elinde kaymak taşından yapılma bir kabın içinde çok değerli, güzel kokulu yağ, esans olan bir kadın ona yaklaştı ve kokuyu usul usul onun başından aşağı döktü. İsa'nın talipleri kadının yaptığını görünce çok sinirlendiler. Yahu bu kadar pahalı bir kokunun böyle heba edilmesi hangi akla hizmet? Dediler. Dünya kadar paraya satılabilirdi. Parasını da fakirlere dağıtılabilirdi. İsa taliplerin söylendiklerini fark ederek, kadın benim için güzel bir şey yaptı diye neden onu eleştiriyorsunuz? Dedi. Fakirler hep olacak aranızda. Ama ben olmayacağım. Kadın bir anlamda beni gömülmeye hazırlamak için bu kokuyu bana döktü. Parfüm. Gerçeği söylüyorum, hakkımdaki müjde koca dünyanın neresinde duyurulursa bu kadının yaptığı hep anılacak ve konuşulacaktır. Ve bugün de anılıyor yani, çünkü böyle bir semah paylaşacağım sizinle. İnşallah beğenirsiniz. İsa cüzamlı Simon'un evinde birdenbire bir kadın ona gelir. Çok değerli kokulu yağı vardı. Bu kadının yaptığı hep anılır. Kadın yağı şahın başına döktü. Esans usul usul başından aktı. Ev güzel esansla çok güzel koktu. O kadının yaptığı hep anılır. Şahın talipleri kadına kızdı. Bu ne ısraf, bu ziyan gereksizdi. Doğru olan esansı satmamızdı. O kadının yaptığı hep anılır.
ya deli çok para alırdık. Parayı fakirlere dağıtırdık. Fakir fukara doyurabilirdik. Bu kadının yaptığı hep anılır. İsa azarladı taliplerini. Neden üzüyorsunuz bu kadını? Benim için yaptık güzel olanı. O kadının yaptığı hep anılır. Fukaralar aranızda her zaman. Bense olmam, gideceğim buradan. Beni de gömülmeye hazırlayan o kadının yaptığı hep anılır. O kadının yaptığı hep anılır. Kervanşah bir nevime sedildi. Bir nevi mezara hazırlanıldı. Üçüncü gün şah mezardan dirildi. Bu kadının yaptığı hep anılır. O kadının yaptığı hep anılır. Evet, o kadının yaptığı hep anılır, hep konuşulur. Bugün bile biz konuşuyoruz. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.